Şimdi burada Fenerbahçe uyarıyorum. Kardeşim ben Serdar Tatlı'nın Kadir Kardeş o zamanki TFF Genel Sekreteri sona ayrıldı. Üzerinden ona bırakarak kapalı zarfla Servet Yardımcı'ya bıraktığı üç hakemle ilgili mektubun içeriğine ulaştım. Bu mektupta hiçbir hakem için şikeci, bayisçi vesaire böyle şeyler yok. Bu mektupta üç hakemden bahsediliyor. İsimlerini şimdi vermeyeceğim. Ama Fenerbahçe dikkat etsin. Bu mektuba Fenerbahçe fazla önem vermesin. Neden? Bakın anlatacağım. Bu üç hakemle ilgili Serdar Tatlı diyor ki... Hani şike, bahis bilmem ne bunlardan bahsetmiyor. Fakat e, görevlerini layıkıyla yerine getirmediklerinden... Hatta bir hakem için yalancı diyor. Tamam mı? Ve diyor... Var odasında bu görevi yapacak liyakata sahip değiller noktasına getirerek bunları hemen gönderin diyor benden sonra diyor son istifayeti çünkü. Şimdi o mektupla ilgili önemli bir bölüm yapıyorum. Dikkatle dinlemenizi rica ederim. Serdar Tatlı'yı ve mektubunu fazla dikkate alıyor olabilirsiniz. Ben içeriğine iyice baktım. Neden? Mektupta bahsettiği bahsettiği hakemler ve pozisyonlar işte şu pozisyonda yanlış karar vermiş, işte üslubu da kötüymüş, önemsememiş falan filan. Tamamen bu hakemler ve o yanlış karar verdiklerini savunduğu pozisyonlar Serdar Tatlı'nın Fenerbahçe'nin aleyhine Galatasaray'ın lehine karar verilmesinin istendiği pozisyonlar. Mesela bir yerde diyor ki sen diyor Fenerbahçe aleyhine bu penaltıyı niye vermedin diyor. Penaltı değil bence. Ya da sana göre bana göre Serdar Tatlıoğlu da ilginç bir baskı kurmuş mesela. Bunu biliyor muydunuz? Bu penaltı niye vermiyorsun diyor. Penaltı değil bence. Demek ki sana göre bana göre var. Orada varın girmemesi normal. Var net pozisyonda girer. Bir başka pozisyon. Mesela Galatasaray'ın lehine bir tane penaltı verilmesi lazım. Neden hemen devreye girmedin hemen vermedin diyor mesela Serdar Tatlı. O maçın hakemine var hakemine. Bak. O yüzden. Ben de bunu bugün fark ettim. Bugün bu işi biraz daha fokuslandım. Fenerbahçe Serdar Tatlı'nın o günkü mektubunu fazla dikkate almasın. Böyle bir durum var. Demek ki her dönem MHK'ler böyle Fenerbahçe'ye biraz daha baskıcı, Galatasaray'a biraz daha böyle alan açıcı bir MHK'ymiş yani. Bunu bilin ha. Fenerbahçe özetle önüne bakmalı. Ocakta takımı tartışmasız güçlü transferlerle güçlendirmeli. Bu MHK'yi de yıkmalı. Onu da söyleyeyim, bu MHK'yi de yıkmalı. Şimdi mesela Ali Koç'u, Ali Koç'u suç durusunda bulundu Ahmet İbanoğlu. Diyelim ki ha, e, savcı bey de tamam dedi, kabul etti, iddianame düzenledi, dava açtı. Bence takipsizlik çıkacak da. Ve diyelim ki Ali Koç İbanoğlu'na ettiği laflardan ötürü ceza aldı. Ben Barış Yurdu Seven'e katılıyorum. Bir suça iki tane ceza olur mu ya? Ali Koç'a hem federasyon hem mahkeme nasıl ceza verecek? Eğer bu böyle oluyorsa Fenerbahçe'de herkesi mahkemeye versin. Bunun önü açılır. Yani. Öyle bir şey var mı ya? Profesyonel futbol disiplin kurumunda kimler var? Hakimler var, avukatlar var. Tahkimde kimler var? Hakimler var, avukatlar var. Futbolun kendi içinde mahkemesi var. Ali Koç'a zaten ceza verildi. E şimdi yarın mahkeme öyle bir şey olmayacak da. Mesela teorik olarak konuşuyorum. Yarın mahkeme ceza verirse. E Ali Koç hem orada ceza hem burada ceza O zaman bütün kulüplerde Ali Başkan da mahkemelere gitsin. Zaten örneği yok Türk futbolunda. Bir MHK başkanının bir kulüp başkanını böyle dava ettiği. Metin Tokat var. Hakemken Demir örneği 2003'te Bursa maçından sonra dava ediyor. Sonra da bir şey çıkmıyor diye biliyorum mesela. Tazminat dava saçıyor da. O günün 50 milyarı bugünün 50 bin ya da 500 bin lirası. Kurları artık tamamen kafam karıştığı için, kaçtığı için bazı şeylerin ipin ucu. Tam söyleyeyim 50 bin ya da 500 bin lira bugün. O gün 50 milyar lirası ama. O günlerde 6-0 dağıtılmamıştı. Hani ama bir MHK başkanı bu hakem de ve o zaman Beşiktaş Beşiktaş'ın başkanına dava açtı diye Metin Tokat o günkü MHK Metin Tokat'ı bir daha Beşiktaş maçlarına atamıyor. E, yanlış anlaşılmasın diye. E bu MHK başkanının atadığı hakemler nasıl maçlar yönetecekler Fenerbahçe maçlarına? Ha? Bir suça iki tane ceza olur mu ya? O zaman federasyonun PFDK'sını iptal edin. Hukuk kurulunu iptal edin. Tahkim kurulunu iptal edin. İptal edin yani. Saçma saçma işler. Abi dünya başka bir yere gidiyor. Dünya futbolu. Başka şeyler tartışıyorlar. Biz nelerle uğraşıyoruz hala ya? Mesela mesela Arsene Wenger'in yeni offside önerisi kabul edilebilir. Arsenal'in eski hocası, emekli ayrılan şu anda da UEFA'da danışman olarak görev yapıyor Arsene Wenger. Fransız ünlü futbol teknik adam, ünlü. Şimdi offside nasıl oluyor? Şimdi hücum oyuncusu sondan ikinci oyuncunun, bak son oyuncu demiyorum. Çünkü kaleciyle birlikte sondan ikinci. Mesela kaleci bu taraftaysa en geride bir tane stoper kaldıysa, mesela yine, yine mesela offside. Çünkü kaleci de, bu tarafta, yani sondan ikinci oyuncu olacak. Kaleciyle birlikte bir tane daha ya da iki tane oyuncu. Kaleci olmayabilir. Yani öyle bir pozisyon gelişir ki neyse. Şimdi Arsene Wenger'in yeni offside önerisi 2024-2025'ten itibaren uygulamaya konabilir. Mesela dünya bunu tartışıyor. Bu tanıma göre ne bu öneri? Hücumcunun tüm vücudu sondan ikinci sav savunma oyuncusunu tamamen geçerse offside. Bugünkü kural ne? Hücum oyuncusunun vücudunun gol olabilecek eller dışında, Omuz dahil. Tamam mı? Poposu dahil. Gol atabilecek herhangi bir uzvu öndeyse offside. Arsene Wenger diyor ki herhangi bir gol atabilecek uz, uzvu değil. Vücudunun tamamı öndeyse sondan ikinci oyuncudan o zaman offside olsun diyor. O zaman diyor ki offside pozisyonları yarı yarıya azalır ve daha çok gol olur. Futbolun heyecan verici geleceği daha güzel olur diyor. Şimdi Mesela dünya bunu tartışıyor. Bana göre de çok normal abi. Niye abi? Ben seni mesela kafamla şu kadar geçtim diye ya da ayağımın ucu şu kadar geçtiği offside vücudumun tamamı geçmişse mesela ayağımın arkadaki ayağımın topuğum bile sondan ikinci oyuncuyla aynı hizada ise yine offside olmasın. O da onu söylüyor. Bence çok güzel kural abi. Ha, offset tamamen kalkmalı mı? Offside'ın tamamen kalkması diye bir şey kabul edilemez. Çünkü o zaman oyunda takımların boyu uzar. Hücum oyuncusu ceza sahasından böyle bekler gelene vurur. O gelene vuracak diye de diğer takım tabi bunların hepsi bir de aynı anda karşılıklı düşünün. Savunmasına otobüs çeker. Tamam mı abi? Abuk sabuk bir şey olur. Ha şöyle olabilir mesela. Bak ben de bir öneri getireyim. Bu kuralla beraber ya da bu kuraldan bağımsız mevcut kural devam eder ama ceza sahası çizgisinden kaleye dönük olan yerde offside olur. Mesela kendi yarı alanında offside'e düşmüyorsun değil mi? Rakip yarı alanın ceza sahası ön çizgisiyle orta saha çizgisinde de mesela offside'e düşme. Ne olur? O zaman ceza sahasının buralarına da çizgi çekilir. Buradan itibaren offside olur mesela. Ama offside'ın tamamen kalkması diye bir şey söz konusu değil. Bu bölümü de kenara bıraktık. Diğer bir bölüme geçiyorum. Offside kuralıyla alakalı zihni sinir önerileriniz olabilir. Lütfen önerilerinizi yazın, yorumlarda tartışalım. Abi Galatasaray'da problem var. Bak ben dedim ki Galatasaray Zaha'ya teklif bekliyor. Bugün gazeteleri gördünüz mü? Al-Hilal Zaha'ya teklif yapabilir. Galatasaray bunu bekliyor. İşte bu tartışılmaya konuşulmaya başlanmış. Galatasaray da bunu bekliyor. Niye? Kerem Aktürkoğlu ile Zaha aynı takımda olmadı. Hatta ben bilmiyorum, gerçek bir bilmiyorum. Zaha bir sürü Galatasaraylı oyuncuyu takipten çıktı Instagram'da falan diyorlar. Bilmiyorum ben. Belki eskiden bile takip etmiyordur. Ama bunu söyledik. Eğer Jorge Jesus uzun süreli sakatlanan, tedavisi uzayacak olan Neymar'ın yerine Zaha'yı isterse Zaha'ya teklif yapabilirler. Ve Galatasaray bayram eder. Çünkü Galatasaray ya Zaha'yı göndermek zorunda ya da Kerem'i ben bunun bir kriz olduğunu, ikisinden birinin kadro dışı bırakılması gerektiğini söyledim. Çünkü Galatasaray sahada bu yüzden gol yiyor ya ikili anlaşamadığı için. İkinci soru Angelinho. İki ya da üç maç, üç maç daha oynarsa Angelinho'nun 6 milyon euroluk satın alma maddesi devreye girecek. Ama Galatasaray Angelinho'dan mutlu değil ki. E Kazımcan da çok daha genç, e, yeterli olmadığı için mecburen Angelinho'yu oynatıyor. E, onu oynattığı zaman 3 maç daha oynasa sezon sonu zorunlu salba, serbest alma maddesi devreye girsin istemiyor. Ne yapacağını şaşırmış durumda Galatasaray. Diyor ki o şeye Leipzig'e. Diyor ki bu serbest kal zor, zorunlu satın alma maddesini kaldıralım. Biz yine oynatalım. Benim öğrendiğim kadarıyla Leipzig bunu bu maddeyi kaldırtmıyor. İster oynat ister oynatma. Ya diyor 3 maç daha oynatırsın. Sezon sonu bana 6 milyon euroyu verirsin. Zorunlu alırsın. Ya da diyor gelirse böyle gelsin. Galatasaray köşeye sıkıştırdı. Sıkıştı Galatasaray köşeye. Mesela Zaha Zaha'da, Anhelinho'da. Endombele. Endombeleyi satmadan, paraya çevirmeden, hem kontenjan hem de sattığın kadar alda bir gelir elde etmeden Orta Sahaya Galatasaray nasıl transfer yapacak? Ve yapmayı da istiyorlar ciddi şekilde ama Galatasaray'ın en az 3-4 tane transferinde çok büyük transfer hataları var. İlhan Şen, Haydi Sahaya grubundan 5 aylık üyelik rozetin geldi. Demiş ki İlhan Şen, Ali Koç bilerek etti o eleştirildiği lafları. Ki bence biri da çıkıp dava etsin, hukuki süreç başlasın, e zincirleme, reaksiyon oluşsun. Yoksa kurumlar çalışmıyor demiş, strateji güdüyor bence demiş. Bu da ilginç. Hatta şey de diyorlar, Ali Koç dava edildiğinde mutlu, gider mahkemede belki bir ilk defa bazı şeyler açıklar diyorlar yani. İlginç. Bunlar önemli. Bunlar önemli detaylar. Şimdi bir konuya daha dikkatinizi çekeceğim. Vakfe. Başkan ceza yiyebilir ama taraftara ceza kesemezsiniz demiş süper chatte. Eyvallah. Şimdi bir konuya daha dikkat çekeceğim. Ben yayınlarımda böyle konudan konuya hızlı geçiyorum. İnşallah karışıklık olmuyordur. Çünkü sonuçta ben montajsız yayın yapıyorum. Şimdi montajlı yayını normal çekip böyle hızlandırabilirsin. Hızlı kesim yapıyorlar ya böyle nefes almayı bile bazen kesiyorlar. Ve daha iyi akıcı oluyor. Şimdi ben canlı yayın yapıyorum. Bu da sonra canlı olarak kanala düştüğü için Arada çok boşluk olmasın diye hızlı konuşuyorum. Sebep bu. İnşallah sıkıntı yoktur. Şimdi yeni bir konuya daha geçeceğim hızlıca. Bak, bugün Hürriyet gazetesini açtım. Çok güzel bir haber. Tamam mı? Ee, haberi yapan abimizi tebrik ederim. Haber şu. Diyor ki Galatasaray diyor 220 e, 200, 220 tane şut çekmiş. Tamam mı? İşte diyor e, kaç gol atmış diyor. İşte atıyorum 20 gol atmış diyor. Fenerbahçe daha az şut çekmiş, daha fazla gol atmış diyor. Şimdi bak, bunun da bir sıralaması var 20 takımlı süperlikte. Atılan şutun gole çevril çevrilme oranında Fenerbahçe o kadar başarılı ki 3. sıraya kadar çıkmış. Atılan şutların gole çevrilme oranında Galatasaray o kadar başarısız ki 20 takım içinde 12. sıraya kadar inmiş. Yani Fenerbahçe bir maçı kazanmak için 3 tane 5 tane atmak zorunda bir maçta. Galatasaray mecbur değil. 1-0 kazanıyor, 2 bir kazanıyor. Ve iki takım arasında da puan farkı yok şu anda biliyorsunuz. Neden sizce? İşte terazi, işte istedikleri tarife. Ha diyebilirsiniz ki Fenerbahçe daha çok gol yediği için daha fazla gol atmak zorunda. Galatasaray az gol yiyor. Hayır. Galatasaray'da 12 haftada 8 gol yemiş, Fenerbahçe'de 12 haftada 8 gol yemiş. Ya tablonun özeti şu. Biraz kafanız karıştıysa anlatayım. Yorumumu da söyleyeyim. Fenerbahçe kafa kafaya giden ya da kötü oynadığı maçlarda kazanma imkanı yakalayamıyor. Hakemlerin çifte standardı yüzünden. 3 tane 5 tane atıp maçı koparması lazım. Galatasaray'ın bir maçı koparmasına gerek yok ki. Galatasaray kötü de oynasa maçlar kafa kafaya da gitse hakemlerin takdir hakları genelde yanında olduğundan 1-0 kazanıyor 2-1 kazanıyor. Fenerbahçe'nin o yüzden daha çok gol atmasının sebebi bu. Mecbur Fenerbahçe. Ve bu mecburiyet içinde Sayın Başkan Ali Koç'un Ocak ayında takımı daha da daha da daha da güçlendirmesi lazım sevgili arkadaşlar. Ferdi'nin yeri muhtemelen Fenerbahçeliler Ferdi'yi bu sezon doya doya son kez izliyorlar. Bu çocuğun hele ki Avrupa Şampiyonası'nda bu performansı sergilemesi durumunda burada durması çok zor. Almanya Türkiye maçında sahanın en iyi ismi 7.8 ratingle Ferdi Kadıoğlu olmuş sevgili arkadaşlar. Ben diyorum ki Türkiye'de 25 milyon eurodan aşağı gitmez. Gittiği gün ertesi gün o Avrupa takımı serbest kalma maddesine 50 milyon euro yazar. Buradan da size soruyorum. Objektif bir şekilde Türkiye'de ya da Avrupa'da Ferdi Kadıoğlu şu anda bonservis bedeli olarak sizce kaç milyon euro yapar? Bunu niye böyle paylaşmışlar? Real Madrid niye İrfancan Kahveci'nin fotoğrafıyla Almanya maçımızdan fotoğraf paylaşmışlar? Ha kendi oyuncularını tebrik etmişler oynadı diye herhalde. İspanya Ligi Real Madrid'in paylaşımı. İspanya Ligi'nden Sevilla İrfancan Kahveci'nin peşinde Başakşehir'de de peşindeydiler. Sonra vazgeçtiler. Yeterli görmediler ama bu sene Sevilla ciddi olarak Sevilla ciddi olarak bu işin peşinde. <laughs> ya spor bakanımız <laughs> harika bir paylaşım yapmış ya. <laughs> Almanya'daydı biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Almanya Cumhurbaşkanı'nın e, ile beraber yaptıkları basın toplantısının ardından Good evening, good night demişti. Onu almış. <laughs> Sayın Osman aşkım bak ee, çok güzel. <laughs> Almanların masada da sahada da bayağı bir benzettik yani. Kimse kusura bakmasın bunun da keyfini çıkaracağım yani. <laughs> Bu güzel olmuş ya. <laughs> Alman teknik direktör Julian Nagelsmann, Nagelsmann demiş ki oyun planımızı Sanen'in üzerine kurmuştuk ama Ferdi Kadıoğlu tüm planlarımızı alt üst etti aynen bunu söylemiş. Türkiye Ferdi gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir bek gözümü ondan alamadım. Eyvah gitti Ferdi. Eyvah Ferdi gitti arkadaşlar. Adam bunu söylemiş ya. Sane'nin üzerine koymuş. Sane 100 milyon euro. Ferdi 200 milyon euro. Peki bizim hocamız İtalyan teknik direktörümüz Vincenzo Montella ne demiş? Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. Hay senin o kazanamıyorduk diyen ağzını öpeyim Montella. Ne ne kadar kısa sürede bizden biri oldun ya. Canım benim ya. Öptüm seni Montella. 72 yıldır kazanamıyorduk Almanya'da diyor ya. Bizden çok bizden biri olmuş Montella ya. Öpüyorum. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten çok gururluyum. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi. Ya insanlarımız diyor ya. Ya Montella al bir tane kalbim var o da senin olsun. Bize bir de 2024'ü şöyle güzel bir yaşat be. Yaşat be. Vallahi billahi ya. İtalyanlar iyidir ya. Ben severim İtalyanları. Mesela iki kere nasip oldu İtalya'ya gitmek. Bir kere Monza'ya gittim. Yok pardon İspanya'ya iki kere gitmiştim. İtalya'ya bir kere gittim. Ya, İtalyan insanı, İspanyol insanı hani hakikaten Akdenizlilik var. Çok benziyoruz abi. Giyimleri, işte bileklik taktıkları bileklikler falan. Hani çok benzeşiyoruz. Ee, hadi be Montella be. Güzel bir Temmuz'u yaşayalım be. Hadi be. Hele bir de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu üzerine ne güzel olur be. Ha? <laughs> Murat Emel, Ferdiye beklemek haksızlık. Doğru söylüyorsun. Barış tu Barış Tunay. Ahmet abi Pape Gueye haberleri doğru mu? Ben duymadım. Bakarız. Vakfe Süper Chat desteğin için teşekkürler. Biz her konuda başkandan hareket bekliyoruz. Her bir taraftarda üzerimize düşeni yapmalıyız, algıları yıkmalıyız demiş. Ee, bunu da kayda değer büyüklerimiz yönlendirmeli demiş vakfe. Çok çok teşekkür ediyorum. Süper chat mesajlarınız için kanala desteğiniz için. Bu kanal sizlerle birlikte yürüyor. Ee, abi spiker arkadaşlara Şunu söylemek istiyorum. Geçen de söyledim. Abiciğim bu kadar bağırmayın ya. Hani şu maçta bağırılmaz mı? Bağırılır. Ama bu kadar da bağırılmaz şu maçta bile ya. Ya bazen diyorum ki hani, bir de hiç alakasız yerlerde bağırıyorsunuz. Bu kadar bağırarak maç anlatmayı siz nereden abi öğrendiniz ya? Bu konuda maç anlatan arkadaşlarımızın genel bir değerlendirme yapmalarını çok çok rica ediyorum. O Montella'nın daha güzel cümleleri var. Yüzyıllardır Türk milleti önde gelen bir ruha sahip. Takımımız milliyetçilik ruhunu sonuna kadar sahaya yansıtıyor. Hani 1-0 geriye düştükten sonra o asla pes etmeyen ruh var ya, işte bundan bahsediyorum. Türklerde bu var. Teknik ve taktik olarak her şeyi görebilen bir takımız ama asıl fark yaratan futbolcuların milliyetçi ruhu. Takımın seviyesini belirleyen işte bu ruhtur. Valla öyle. Bugün Türk milli takımı teknik ve taktik olarak başarılıydı. Ama Montella'nın dediği gibi ki bunu o söyleyince daha değerli oluyor. O ruh var ya ruh. Şu arma ruhu. O gurbetçilerin önünde. Onlar için daha da iyi oynayalım. Hem de bir sıfır geriye düşmüşken. Sonra beraberliğe yakalanmana rağmen. Helal olsun. Bu gece bir anda bambaşka bir bayrama, bambaşka bir sürece döndü. Gerçekten güzel bir gece oldu. Ferdi Kadıoğlu golünü anlatmış. Türkiye asla pes etmez. Bunu herkes bilecek. Ferdi mi lan bu? Vallahi Ferdi. Ferdi söylemiş bunları. <laughs> Ferdi Kadıoğlu. 1-0 geriye düştük ama maçı asla bırakmadık. Türkiye asla pes etmez. Bunu herkes böyle bilecek. Boşluğu gördüğümde hemen koşu yaptım. Mükemmel bir pastı. Abdülkerim Bardakçı ile kutluyorum. Onu ben söyledim bu cümleyi. Mükemmel pası o söylüyor. Kontrol ettim ve vuruşu yaptım. Maçtaki stratejimiz çok iyiydi ifadesini kullanmış. Güzel. Güzel. Bu geceyi hak ettik. Vay, Manchester United da tweet atmış. O da bizim maçın skorunu koyup bizim federasyonun tweetini alıntılayıp e, Türkiye-Almanya maçında Zafer Altay Bayındır ve Türkiye'nin demişler. Çünkü onların da şimdi Altay Bayındır ihtiyacı var. Onana sakatlandı. Galatasaray maçında ve ligdeki birkaç maçta Altay'ı oynatacaklar. Altay da bugün hakikaten güzel oynadı. Bak ne dedim ben? Altay Bayındır kötü kaleci değil. Ama burada artık psikolojik olarak yolun sonuna geldi. Kendine yeni bir yol açmalı. Ve orada da göreceksiniz başarılı olacak. Bakın İngiltere yaramış. Psikolojik olarak rahatlamış. Topu oyuna daha iyi soktu. Daha özgüvenliydi. Biz bunu söyledik. Bugün mesela Samet Akaydın e için aynı şeyi söylüyorum ben kardeşim. Özellikle Kadıköy'de baskıyı kaldıramıyor. Şimdi mesela Samet gittiği bir takımda yine başarılı olacak. Ama Fenerbahçe'de deplasmanlar değil ama Kadıköy'de işi zor. Ben bunu gözlerimle gördüm. Kaldıramıyor baskıyı. Öyle bir maç iyi, iyi oynaması, iki maç iyi oynaması istikrarlı olarak iyi oynayamayacağını düşünüyorum. Altay için de bunu söyledim ben. Altay kötü kaleci değil. Gitsin kendine yeni bir umut yolu atsın. Dedik burada bunu konuştuk yani. Allah yoluna çıkesin Altay'ın. Spiker kardeşim çok bağırdın ya. Lütfen bağırma. Bütün spiker kardeşlerimiz bu aralar öyle. Allah'tan Hamit Altın Top'un dediği olmadığı Beşiktaş'ı birbirine katan Burak Yılmaz'ı Montella'nın yardımcısı yapmasına izin verilmedi. Ne gerek var ya? Hamit hocam girme bu işlere. Burak Yılmaz'ın bu takımda ne işi var? Sakın Montella'yı bozmayın abi. Sakın Montella'yı bozmayın. Ya Ferdi Kadıoğlu 2018'de Fenerbahçe'ye geldiğinde 16-17 yaşındaydı. Ersun Yanal döneminde galiba. İkinci Ersun Yanal olabilir. Çıtı pıtı bir çocuktu. O çıtı pıtı çocuk ne hale geldi ya? Abi bir tane görüntü var. Türkiye 3-2 öne geçiyor 71. dakika. Türbünleri gösteriyorlar. Bizim TFF yönetimi. Herkes ayakta seviniyor. Hamit Altıntop şöyle oturuyor. Hocam sen de ayağa kalkıp bağıra çağıra sevinsene Hamit hocam ya. Tamam Kuntz'u sen getirdin. Montelli'yi sen getirmedin. Ama Kuntz defteri kapandı. Bu herkesin başarısı ya. Mesela bu fotoğraf şu anda tartışılıyor. Hamit Altıntop niye sevinmiyor diye. Oturuyor orada kös kös diye. Kuntz başarılısı olsaydı Kuns'u da alkışlayacaktık. Başarılıya başarılı diyeceğiz, başarısıza başarısız diyeceğiz. Mesela Altay Bayındır'da yine dönüyorum. Hep bunu söyledik. Olmuyorsa olmayacak diyeceksin abi. Başka yerde olabilir. sen de olmuyorsa yapacak bir şey yok. Çok güzel bir geceydi be. Arkadaşlar Kenan Yıldız'ı Fenerbahçe çok istedi. Galatasaray'da istedi. Fenerbahçe çok daha fazla istedi. İki yıl uğraştı Fenerbahçe. İki yıl vermediler. Vallahi gelmemesi de normal yani çocuk. Juventus A takımında oynuyor. Hele bu akşamdan sonra A takımda daha çok İtalya Serie A'da forma şansı bulur. neymiş? Of of. Bakalım neler olacak. Almanya'da bugünkü performansından sonra Almanların teknik direktörü Nagelsmann'ın bugün Ferdi Kadıoğlu diye bir gerçekle karşılaştık sözünden sonra Fenerbahçeliler bu sezon Ferdi Kadıoğlu'nu son kez doya doya izlemenin tadını çıkarın abi. Çok zor abi bu çocuğu artık tutmak. Bak, dünya standartlarında bir bek, gözümü ondan alamadım. Biz oyun planımızı Sanen'in üzerine kurmuştuk ama Ferdi Kadıoğlu tüm planlarımızı alt üst etti. Türkiye çok şanslı demiş. Vay 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 vay. son kez doya doya bu sezon Twitter'ıma atayım bari Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son kez doya doya Süper Lig'de izleyeceğiz sanırım 50 milyon euro. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bu gece şu anda saat 2'ye geliyor sabaha karşı. Birkaç saat sonra mesela Kırklareli'nde kar yağışı başlamış. Zaten Sapanca, Kocaeli, Sakarya oralarda da yer yer çoğaldı. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, İstanbul'un kuzeyinde de bir örtü şeklinde sabaha karşı yağacakmış. Bugün diyorum artık pazar günü öğlene kadar özellikle İstanbul'da tipi ve fırtına var. Ama öğleden sonra yağış devam edecekmiş. Fakat fırtına olmayacakmış. Öğlene kadar pek dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor. Özellikle İstanbul'da. Yurdumuzun dört bir tarafında da kar yağışında yollara, yağmurda yine yollara, trafikte, e, sel baskınlarına yine çok çok dikkat edilmesi konusunda ben de buradan naçizane uyarmış olayım. E, bugün yine bir gün ortası yayınında saat 13-13.30 gibi bir pazar yayınında. Pazar oldu değil mi şimdi? buluşalım. 3 gün sonra da 21'inde Galler'de Galler'le liderlik maçına çıkacağız. Arkasından da Süper Lig'de 13. hafta önümüzdeki hafta sonu başlayacak. Fenerbahçe kimin oynuyordu? Ee, Kara Gümrük maçıyla o maçta da olacağız inşallah. Tüm gündemi e, nabzı tutarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Eğer videoyu bu gece yarısına kadar canlı yayınla devam ettirdiğimiz bu videoyu beğendiyseniz videoyu like etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeden lütfen videodan ayrılmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Son dakika yayınlarını kaçırmamak için de bildirimleri açın. Bunların hepsi ücretsiz. Böyle bir şey yok. Ee, ana sayfada sağda üstte zil simgesi var. Abone olduktan sonra o zim, siz, zil, simgesi size açılacak. Bildirimleri lütfen açın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ya şu video, videomu bir izleyin ya. Kaç olmuş? Videomu bir izleyin ya. Bir daha girin içine. Ha 4800'e çıkmış. Ya şunu bir 10.000 yapalım videoya. ya. Yorumlara sabitliyorum. Bak buraya çete de linkini koyuyorum. Tıklayalım oraya gidelim. İdris Aras. Bu ümidin yaptıkları artık sınırı aştı. Başkanımızla dalga geçemez yeter. Ümit kim ya? Ha, eyvallah. Eyvallah. Anladım İdris Aras. Hoş değil tabi. Şu videoyu 10 bin yapalım ya. Linki bıraktım. Yorumları da sabitliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Bugün hiç cızırtı oldu mu yayında, videoda? Bir bakayım. Hiç Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. diyor. Fenerbahçe daha az şut çekmiş, daha fazla gol atmış diyor. Şimdi bak. Bunun da bir sıralaması var 20 takımlı Süper Lig'de. Atılan şutun gole çevrilme çeviril, oranında Fenerbahçe o kadar başarılı ki Üçüncü sıraya kadar çıkmış. Abi galiba üçüncü olayı üçüncü çözdüm arkadaşlar. Yapmış. Birkaç sebebi var. Olmadı değil mi hiç cızırtı? Bir, internet zayıflıyorsa internetle bağlantılı olarak gücü azalıyor ve cızırtı yapıyor. İki, eğer ben çok hareket edip biraz da yüksek sesle konuşuyorsam onda da olabiliyor. Üç, kablo o gün biraz temassızsa onda da olabiliyor. Yani mikrofonda bir problem yok ki demek ki mesela bu yayında hiç olmadı değil mi? o gün cızırtı yapıyorsa o güne o yayına özel sebepler gelişiyordur. Buna sevindim çok para vermiştik ya. Yatırımımız boşa gitmemiş yani. Ya şu videoyu bir 10 bin yapalım arkadaşlar ya. İkişer üçer defa girin içine yorum yapın izleyin ya. Bakın buraya koydum linki. <laughs> Hoşçakalın. Yorumlara da sabitliyorum. Hoşçakalın.